Evet dostlar, herkese selamünaleyküm. Videoma hoş geldiniz. Şimdi bir kuşları göstereyim bakalım. Flaş açayım mı ya? Aynen bak, flaş açayım. Biraz karanlıkta kalıyor da buranın, gölgede kalıyor. Tam net olmuyor. Şimdi şöyle kısa bir video abi, hemen. Şu zümrüt bir türlü eşleşmedi herhalde Ayaz'la. Abi bu kuş tam bir oyuncu bir kuş ya, bu dişi kuş. Hani bak, Ayaz eşleşmek istiyor, yumurta yavru yapmak istiyor ama bu dişi kuşta bir şey yok yani. Ha, yuvaya muvaya giriyor ama bunun derdi ne biliyor musunuz? Bakın zaten onun yüzünden bu tabana kağıt da koymuyorum. Böyle dışkıları, pislikleri kazıyarak temizliyorum. Mesela bu altta kağıt var. Gündüzde fıstığın kafesinde. Şimdi onlara da geleceğim. Hani bu kuşun derdi abi oyun. Böyle sürekli kanat çırpınır. Bakın mesela şuraya bir tane lastik tokat taktım. Şu altını söküyor, tamam mı? Daha yeni zaten kafesleri temizledim. Hani bu kuş abi inşallah yavru falan yapar yani. Ama rengi güzel ya maşallah. Bu Zümrüt Hanım. Ayaz ile Zümrüt. Evet. Zümrüt'ü yeni getirdim. Bir ay oldu olmadı, öyle bir şey işte. 1,5 ay falan olmuştur. Ayaz'a getirdik. Şimdi Ayaz'ın eşi Boncuk. Boncuk'la da eş yapmak istemiyorum çünkü artık Boncuk yumurta yapmasın abi. Bunun eşi de zaten Boncuk. Benim ilk kuşum. Ele falan alışkın 4 yaşında. Yani onun yumurta yavru yapmasını istemediğinden dolayı Ayaz'a bir tane eş getirdik. Zaten önceki videolarda anlatıyorum. Ayaz işte başka kuşla eş olmuyor falan filan. Vallahi bu kuşu Ayaz için tutuyorum abi. Ya eş olmasa, yumurta yapmasa da sonuçta iyi anlaşıyorlar, anlaşıyorlar. Bu kuşu besleyeceğiz artık. Değil mi? Değil mi Zümrüt? Ayağında da bilerzik var ama bunun eski sahibinin numarası falan yazıyor herhalde. Bunlar böyle. Şimdi aşağı gelelim abi. Gündüzde fıstık ne şey yapıyor? Fıstık sürekli yuvada. Gece gündüz. Bu fıstık da bu arada Ayaz'ın yavrusu. Ayaz da Boncuk'un yavrusu. Bilmeyenler için. Şimdi Boncuk'u da en son göstereceğim. Şimdi şöyle Gündüz Bey. Gündüz. Gündüz'le de Ayaz kardeş bu arada. Bir de Üzüm vardı, dişi kardeşleri. Ve kız kardeşleri de, onu birine hediye ettim. Aslında bu ikisini vermiştim. Sonra tekrardan geri getirttirdim. İyi ki de getirmişim abi bu hayvanlar, çünkü demek ki orada yapamamış. Bakılan yani önceden bendeydi zaten bu kuşlar yavruluğunda falan. Sonra sınavlara çalışma amacıyla kuşları verdim. Bunu da babamın arkadaşına verdim. İşte babamlar itfaiyeci falan. Bunlar da itfaiye merkezinde besliyorlardı. Orada da biraz ilgisiz kaldılar. Çünkü göreve falan çıktılar. İşte o depremden dolayı Hatay'a gittiler falan. Kuşlar biraz yalnız kaldı, bakımsız kaldı. Bayağı bir zayıflamışlardı. Valla babama dedim, baba eğer yumurta falan yapmadılarsa getir. Bende kalsın dedim. Hayvanlar orada yalnız kalmasın. İşte getirdik abi kuşları tekrardan. Böyle. Fıstık Hanım'da da şu anda bir şey yok. Ha, yumurta yapacak. Yaptı, yapacak bu arada. Mesela hiç beklemezdim fıstıktan böyle yuvaya girme, işte yumurtlama şeyi. Bugün yarın belki yumurtlar. 2 haftadır öyle diyoruz ama bir türlü yumurtlamadı. İşte bunlar da böyle. Burada kim var abi? Burada limon ile kavun var. Şu kavun, şu da limon. Bu da fıstığın kardeşi. Boncukla yazın yavrusu bu kavun. Yani her videoda bunu söylüyorum ama ilk defa izleyenler varsa. Zaten bu videoda tanıdıkları çekiyorum, arkadaşlara. Ondan sonra kuş videosu izleyenler için falan. Kavun. Bu kavun da işte kaç aylık abi? 3,5-4 aylık olmuşlar herhalde bu ikisi. Aralarında bir 10 gün falan var. 10 gün kavun limondan büyük. Bunlar kardeş değil. Bu kavunun babasıyla
Yani limonun babasıyla kavun kardeş, bir de fıstık. Öyle. Burada ne var abi? Burada da bip bipler var. Yani Hint bülbülü. Ben bunları bip bip diyorum. Bunları da yuva takmadım abi. Yuvayı işte bayrama yakın takacağız. Şimdi yuvayı taksam direkt ben yumurta yapacaklar. Yavru da bayram zamanı çıkacak. Şimdi bunlara da bakım lazım biraz. Ne olur ne olmaz. Bunları da bayrama yakın yuvalarını takarım. Yavru yaparlarsa yapsınlar. Zaten bunları balkonda besleyeceğim abi. Ben terasta besleyeceğim. Bunlar da şimdi yemlikte yatıyor. Bir de boncuğu göstereyim abi. Videoyu tamamlayayım. Akvaryum videosu da gelecek yarın. Bugün de akvaryumları temizledim. Yarın da akvaryum videosu çekip yükleyeceğim. Şimdi boncuğu da göstereyim. Videoyu kapatayım. Evet, burada da boncuk var. Boncuk da yerde uzanmış. Değil mi boncuk? Uyandırdın mı kız seni? He? Vallahi cam kapalı olsaydı seni uçururdum da boncuk. Cam açık. O da fıstıkla kavunun annesi işte. Ayaz'ın gerçek eşi, ilk eşi. Değil mi? Aferin benim kızım. Şu anda yatıyor da. Uykulu biraz değil mi boncuk? Boncuk yumurta yapmayacaksın değil mi kız? Bak sakın yumurtlama. Valla boncuk iyi kilo verdi yalnız ha. Bayağı bir kiloluydu. Bu boncuk da konuşuyor. Cici kuş, aşkım. Ondan sonra ıslık sesleri. Benim telefonun mesaj sesini. Bunları çıkartıyor. Yani insan gibi bir kuş. Zaten önceki videolarda var boncuk videoları. Boncuğun kafesinin yanında da akvaryum var abi şöyle. Yarın da güzel bir akvaryum videosu çekeceğim. Yarın şu balığı artık... Nerede o balık? Abi kuşların sesine bak ya. Ulan balık nerede? Heh. Bir an dedim akvaryumda mı zıpladı? Şu balığı... Neyse karıştı artık. İşte yarın... bir tane erkek balığı... Hiç erkek... Balıkla eşleşmemiş balıkların yanına koyacağım. Direkt ben avlusu balık. Yani güzel bir rengi var. Direkt ben onun yavruları olacak. İşte yarın güzel bir akvaryum videosu gelecek inşallah. Burada da boncuk var. Videomuz bu kadardı. Video izleyen herkese Allah'a emanet olsun dostlar. Videoyu kapatıyorum artık. Değil mi boncuk? Hadi güle güle. Abi saat geç olduğundan dolayı boncuk şu anda yatıyor. Tam kendinde değil yoksa böyle bağırırdı. Vik vik sesler çıkartırdı. Haydi güle güle.